Peki hocam, yanık vakalarına nasıl müdahale ediyorsunuz? Kaçıncı derece yanık olduğuna göre nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Sadece orada müdahale edip sonra polikliniğe mi hemen yönlendiriyorsunuz? Onunla alakalı biraz da bilgi alalım sizden. Aslında diğer hastalıklarla benzer bir koordinasyon var orada da. Yine plastik cerrahinin alanına giren bir konu ve plastik cerrahi uzmanımız da var burada. Geldiği zaman basit birinci derece yanıksa, işte güneş yanığı olur, bir sıcak suyla temas ama uzun sürülmemiştir, büller yoktur. Bunlar birinci derece yanıklar. Onları yine biz evde yapacağı tedaviyi reçete edip biz de gerekli pansumanla yapıp taburcu ediyoruz. Bir de vücudun ne kadar kısmına yayılmış, bu da çok önemli. Bazen birinci derece yanıktır ama çok yaygın vücut, mesela güneş yanığıdır ama vücudun çok bir bölümünü kapsamıştır. Bu durumda hasta fazla su kaybına uğramış olabiliyor. Çünkü yanık aynı zamanda vücuttan su kaybına neden olur. Bu durumlarda damar içi bir tedaviye de başvurabiliyoruz. Her ne kadar birinci derece yanık olmasına bakmayarak. İkinci derece yanıklarında hani yüzeyel ve derin olanları var. O da derinin hani en üst katmanı epidermis ve onun altında dermis tabakası var. İşte dermis tabakasının ne kadarını kapsadığına bağlı. Yüzeyel bir dermise ulaşım varsa zaten basit büller oluyor. O durumda yine evde işte tedaviyle ve su kaybına göre onu önleyip işte damardan tedaviyle müdahale ediyoruz. Ama yine vücudun ne kadar bölümüne yayıldığına bağlı olarak eğer o su kaybını kontrol edemiyorsak hastaneye yatışa yapılıp işte stabilize edilene kadar öyle de izlenebilir. Bu durumlarda hani yüzeyelse iz kalmayabilir. Birinci derecede de iz kalmıyor ama ikinci derece birazcık derin yanıklarda izler kalabilir. Bunlar da yine hani alanın ne kadar büyüklüğüne göre yine değişiklik gösteriyor. Bu izlerin de hani daha sonrası onarımı yine plastik cerrahinin alanına giriyor. Burada üçüncü derece yanıklar bizde acil bir müdahale gerektirebiliyor. Çünkü enfeksiyon riski çok yüksek oluyor. Artık kas dokusuna, işte deri altı, cilt altı yağlı doku, bazen kas dokusuna kadar yanıklar olabiliyor. Bu durumlarda hemen hastaneye yatışı yapılıp işte damardan antibiyotikli tedavi olsun ve onun onarımına ne gerekiyorsa yapılıyor. İşte cerrahi müdahale falan yapılıyor. Öyle bir agresif bir yol izleniyor. Bazen de bu yanıklar o kadar derin oluyor ki işte, kemiğe kadar ulaşıyor. Bunlar da genellikle biraz bu çalışan işte iş kazaları gibi olabiliyor. Özellikle elektrikli alanlarda çalışanlarda işte elektrik direğinde bir işlem yaparken elektrik çarpması sonucu Basit bir gibi bir. kaza yanık diye geçmemek gerekiyor o Evet. zaman. Yani böyle çok ciddi vakalar da olabiliyor. Orada da zaten cerrahi müdahaleyle devam ediyor süreç. Yani yanık o oluştuğu zaman oradaki bulunan insanların ilk müdahalesi nasıl olmalı? Hemen soğuk müdahale yapmaları gerekiyor. Çünkü oradaki sıcaklığı almak en kısa sürede çok önemli. Çünkü yanıkla temas anında da bir doku hasar oluyor ve sonrasında da orada kalan sıcaklık hala hasar vermeye devam ettiği için hemen soğuk suyla temas ettirince onu minimalize edip hani hasarın yayılmasını önleyebiliriz bu açıdan. Sonrasında yine tabii ki hastaneye başvurmaları gerekiyor. Onun tedavisinin devam edilmesi açısından. Ya onun tedavisi yine merhem kremlerle geçiştirebiliyor değil mi? Birinci derece, Birinci ikinci derece. derece, ikinci derece yanıklar evet kremlerle, merhemlerle Peki geçebilir. deri ne kadar zamanda toparlayabiliyor kendini? Yanıklar ne kadar sürede yeniliyor kendini? Yani yanıklar normalde bir yara iyileşmesi 2 haftayı bulabiliyor. Biraz da yaşla alakalı mı diyebiliriz buna, cildin kendini toparlaması? Yaşla alakalı kişiden kişiye de farklılık gösteriyor. Şimdi burada da yani yanık değil de bütün yaraların iyileşmesini aslında diyebiliriz. Yaraların iyileşmesi insanın kişisel hayatıyla da çok bağlantılı. Yaşla da tabii ki çocuklarda biraz daha hızlı ilerliyor ve iz kalma olasılığı daha düşük. Yaşlı hastalarda ise bu iyileşme süreci daha uzuyor.
Ve burada bir sürü etken var. Mesela şeker hastasıysa bu iyileşme daha da uzuyor. İyileşme sürecinde enfeksiyon eklenebiliyor. Veya sigara kullanıyorsa damarlarda haliyle tıkanıklık olduğu için, kanlanması bozukluk olduğu için yara iyileşmesi yine uzayabiliyor. Kilolu hastalarda yine uzayabiliyor. Aslında her şey oradaki kanlanmayla, basitçe söylersek. Yani doku kanlanması yerinde olduğu sürece iyileşme de hızlı ilerliyor. Bu kanlanmayı bozacak herhangi bir şey, işte kilo, düzensiz beslenme, yani yağlı beslenme diyelim, sigara kullanımı gibi durumlar bunları yavaşlatabiliyor. Sen konuşurken bile içi ürperiyor. Onu yaşamamak gerekir.